Değerli Vitrin Haber takipçileri, hepinize İstanbul Ataşehir'den iyi günler diliyoruz. Şu an Ataşehir AKOM'dayız ve burada SİAD Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, SİAD Derneğimizin Ayancık, Türkeli ve Erfelek bölgesine hazırlayıp göndermiş olduğu yardım tırları, yardım kamyonlarının faalini göstermek istiyorum size. Burada son sürat hazırlıklar devam ediyor. Sular Sinop'a gitmek için hazır. İlk etapta erzak kolileri Sinop'a gitmek için hazır. Bizler de Vitrin Haber olarak şu an İstanbul Ataşehir AKOM'dayız. Buradan canlı yayında sizlere canlı görüntüler aktarıyoruz. SİAD Genel Başkanı Adnan Çeliker ve SİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve SİAD 14 Şubesi ile beraber Ataşehir'deki AKOM'da çalışmalarına devam ediyor. Burada ciddi bir özveriyle mücadele etmeye devam ediyor. Bizler de Vitrin Haber olarak buradan şu an canlı yayında sizlere canlı görüntüler aktarmaya devam ediyoruz. Gerçekten Ayancık'taki sel felaketi hepimizi üzdü. Ayancık, Erfelek ve Türkeli'nde yaşadığımız olaylar hepimizi üzdü. Ve yanımızda şu an SİAD Genel Başkanı Sayın Adnan Çeliker Başkanımız var. Başkanım, Vitrin Haber olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Burada ciddi, hummalı bir hazırlık var. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi sınavımıza geçmiş olsun. Tabii tek düşündüğümüz can kaybı, olayın olmaması. Tabii bir iki tane duyuyoruz, net olarak olmasa da üzüntümüz o. Onun haricinde gerisine palli olacağını düşünüyoruz. Ayancık'tan aldığımız bilgilere göre orada en büyük ihtiyacın su olduğunu söylediler. Biz de burada Ataşehir'den çıkan arabalara sularımızı yükledik. Şimdi bir kamyonu yükledik, yolladık. Bir kamyonumuz da burada. İnşallah bir kamyon da Gebze'den çıktı. Çatalca'dan da bir kamyon çıktı. Yani sularımız, toplamda 4 tane kamyon diyebilir miyiz? 5 kamyonumuz şu anda gelecek kamyonla beraber. 5 kamyonumuz inşallah Ayancık'a ulaşacak. Ayancık'taki hemşehrimizin bir hemşehrimiz olsa ihtiyaçları gidelim. Dün akşamdan itibaren sosyal medyada gördük, SİAD paylaşmaya başladı. Dün akşamdan itibaren organize olup hemen hazırlık bütün yapıldı. Bütün şubelerimiz Allah razı olsun organize oldu. Batı Ataşehir'de ve Anadolu Şubesi'nde topladık ve ondan sonra buraya getirdik. Buradan da kamyonlara yükledik. İnşallah Gebze'den gelecek arabaya da gördüğünüz sularda Gebze'den gelecek arabaya yükleyeceğiz. Allah nasip ederse yine şuradaki sular Gebze'den gelecek arabaya yüklenecek ve Ayancık'a yola çıkacak. Evet, gerçekten işte dernekçilik böyle zamanlarda özellikle kendini gösteriyor, hissettiriyor. Başkanım, bu anlamda da SİAD her zaman yardımların, iyiliğin öncüsü oldu. Bu anlamda siz Adnan Çeliker olarak ve 14 şubenizle beraber yek vücut olup Sinop için emek verdiniz, çaba harcadınız. Sinoplu gerektiğinde zaten hep yek vücut. Yani onun için Sinoplu gerçekten hiç ummadığın yerlerden yardım etmek istiyorum diyen hemşerilerim var. Gerçekten bu işte bırak yardım edeni, yardım etmek isteyip de edemeyenlerden dahi Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum başkanım sizlere de. Vitrin Haber olarak şu an canlı yayınımız devam ediyor. SİAD Genel Başkanı Sayın Adnan Çeliker Başkanımızın da ifade ettiği gibi şu an bu sular Ataşehir AKOM'da beklemekte. Kamyonlar yolda gelecek birazdan ve bunlar yüklenip yaklaşık şöyle bakıyorum 3, 6, 9, 10 palet burada, 12 palet burada su var. Bir tane kamyon hınca hınç ağzına kadar dolu. Ataşehir'den Erfel'e, Ayancık'a, Türkeli'ne gelecek inşallah SİAD öncülüğünde. Bizler de bunları canlı yayında sizlere göstereceğiz. Şu an Vitrin Haber ekranlarında canlı yayınımız devam ediyor. Birbirinden önemli dernekçi, siyasetçi isimler de burada. İşte bugün burada Sinoplu olduk. Partileri kenara bırakıp, siyaseti kenara bırakıp bugün burada Sinoplu olduk ve hizmet ediyoruz. Şimdi yanımızda SİAD Genel Başkan Vekili ve Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi, CHP Meclis Üyesi, aynı zamanda Ayancıklı ablamız, başkanımız, İlkler Ünlü Başkanımız var. Başkanım, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi iki gündür uyumuyoruz. Çok üzgünüz. Ayancık'la yüreğimiz. Ben de Ayancık'tan yeni geldim. Evet. Bayramda gitmiştim. Tabii çok büyük bir doğal afetle karşılaştık. Hemşerilerim orada çok mağdur. Burada biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Çok büyük destekleri var. Biz de SİAD ailesi olarak elimizi taşın altına koyduk. Burada Ataşehir Belediyesi ile beraber, AKOM'la beraber su ve erzak gönderiyoruz. İvedilikte Ayancık'ın suya ve temel gıdaya ihtiyacı var. Ataşehir Belediyesi
iş makineleri ve AKOT ekibiyle beraber gitti. AKOM ekibiyle beraber gidiyor. Bundan sonra desteklerinizi bekliyoruz. Ayancık'ta 12 gün yaklaşık su yok. Elektrik sıkıntı. Ondan sonra kampanyamız devam edecek. Bu ilk partiyi gönderiyoruz. Ama mutlaka ikinci, üçüncü parti yine desteklerimiz, yardımlarımız olacak. SİAD ailesi olarak biz Sinop İli ve İlçeleri Dernekleri olarak her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Tabii Kastamonu'nun da diğer illerimizin de öyle. Ondan sonra selam söylüyorum Ayancık'a. Merak etmesinler, biz her türlü yanlarındayız. El birliğiyle inşallah Ayancık'ı ayağa kaldıracağız. Başkanım çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Vitrin Haber ekranlarıyla canlı yayınımız hız kesmeden devam ediyor. Burada SİAD öncülüğünde ve Ataşehir Belediyesi ile beraber yardım tırları, kamyonları hazırlanıyor. Ataşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu erzaklar ve sular ayrı. SİAD'ın toplamış olduğu erzak ve sular ayrı. Bugün hepsi bunların organize olup buradan hızlı bir şekilde Sinop'a yola çıkacak. Canlı yayınımızda hız kesmeden devam ediyor. Burada birbirinden önemli ve değerli isimlerimiz var. Ataşehir'in sevilen ismi, SİAD'ın öncülerinden, SİAD STK'sında önemli görevler yapmış Sayın Arif Kuşçu Başkanımızla beraberiz. Başkanım, bugün SİAD burada yek vücut oldu. Ataşehir Belediyesi burada Sinoplara destek verdi. Sizler de bugün sabah erken saatten beri, geceden beri buradasınız ve organizasyonun başında da siz varsınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vitrin Haber'de canlı yayındayız. Tabii içimiz yanıyor. Kalbimiz, yüreğimiz, memleketimiz Ayancık'la, Türkiye'yle atıyor. Bugün birlik ve dayanışma günümüz. Zaten duyar duymaz perişan olduk. Sağ olsun belediye başkanımız Battal İlgez diye hemen bugün başkanım böyle bizim bir memleketimiz var. O hemen talimat verdi. İşte gördüğün gibi kuru gıda, sudur. Yani memleketimize ihtiyaç olanları jeneratör, kamperli kamyonlar, kepçe, makinaları yükledik. Allah'ın izniyle bugün çıkıyoruz yola. İnşallah yarın sabah erken saatlerde hemşehrilerimize hizmet etmeye, yollarını açmaya, yardımcı olmaya çalışacağız. İçimiz yanıyor. Sağ olsun SİAD'ımız, genel merkezimiz, şubelerimiz, Ataşehir'deki Sinoplu hemşehrilerimiz, herkes el birliğiyle bu işe el verdiler. Sizin de söylediğiniz gibi bu saatlere kadar gece uyumadan, yani bir bardak suyu bile hemşehrilerimize ulaştırmak için yarış ettiler. Allah razı olsun hepsinden. Aldıramadık, sularımız burada kaldı. İki kamyona, iki tıra yükledik. İnşallah bir tır daha geliyor, ona da yükleyeceğiz. Hemşehrilerimize destek olmak için çıkacağız yola. Hemşehrilerimize selam olsun, üzülmesinler. Çok şükür can kaybımız yok. Mal yerine gelir. Biz her türlü elimizden gelen desteğimizi vereceğiz. Hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bekle bizi Ayancık diyoruz. Geliyoruz inşallah Ataşehir Belediyesi olarak. Efendim SİAD'ımız olarak. SİAD biliyorsun bizim İstanbul'daki en büyük çatımız. Yani SİAD deyince zaten her şey duruyor. Bizim çınar ağacımız. Her derdi olan ona yaslanır. Sağ olsun SİAD'ımızla burada en büyük emeklerini koydular ortaya. Şube başkanlarımız işte burada. Arif Yıldırım'ın eski başkanımız. Evet. Raci Bal, şube başkanlarımız. Görüyorsunuz zaten çalışıyoruz. Memleketimiz için, hemşehrilerimiz için gerekeni yapmaya hazırız. Daha bir şey de diyemiyorum. Çok teşekkür yüreğimiz ederim yanıyor. Başkanım. Bekle biz Ayancık diyoruz. Geliyoruz inşallah hep beraber. Yaralarına merhem olmaya çalışacağız. Biz de bir derman olmaya çalışacağız. Evet. Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgez diye. Deniz Kutlu Başkanımız, Abdullah Değer Başkanımıza, Denizleri Müdürümüz Ali Cihan Bey'e. Görüyorsun emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, emektarlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sinoplu Ataşehir'deki hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkes bu işin altına elini koydu. Allah razı olsun hepsinden. Çok selamlar. Çok teşekkür ederim başkanım. Şu an canlı yayınımız hız kesmeden devam ediyor. Vitrin Haber olarak bizler de şu an Ataşehir AKOM'da canlı yayınımızı sizler için gerçekleştiriyoruz. Bugün burada bu canlı yayın yapmamızdaki bir amaçlardan biri de İstanbul'da Sinoplular var. İstanbul'da Sinoplular birliğini, beraberliğini hızlı bir şekilde gösterdi. Hızlı bir şekilde organize olup Ataşehir Belediyesi ile beraber, Ataşehir Belediyesi'ndeki meclis üyeleriyle beraber, SİAD Derneğimizle beraber yek vücut olup Sinop
için yola çıktı. Bu anlamda yanımızda şimdi Arif Yıldırım başkanımız var. Ataşehir ve İstanbul'daki önemli isimlerden bir tanesi Sinoplu. Önemli dernek başkanlarından bir tanesi. Başkanım siz de geceden beri ve sabah erken saatlerden beri buradasınız. Evet. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi öncelikle SİAD çok büyük bir aile. Yani İstanbul'da SİAD gerçekten her konuda, her memleketimizin sıkıntısında ortaya çıkan çok büyük bir kurum. Öncelikle ben SİAD Genel Başkanımıza, Şube Başkanlarımıza, dün akşamdan beri SİAD Anadolu'nun cephakar yöneticilerine, gençlerine, Durmuş Fuat Dönmez Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Meclis üyemiz Arif Kuşçu'ya bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle bugün Sinop Ayancık'taki 100 yılın en büyük felaketinde can kaybımız sevindirici haber ama tabii ki mal kayıpları giderilir. Bu konuda haberi aldığımız ilk günden beri temel gıda, su vesaire gibi ihtiyaçlarımızı gece uyumadan İstanbul'da, İstanbul'un her bölgesinde Sinop'ta hemşerilerimiz olarak Ayancık'la atıyor kalbimiz, Sinop'la atıyor kalbimiz. Bu anlamda bizler burada elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Burada bugün yola çıkan araçlarımız var, iş makinalarımız var. Gıda, su ihtiyaçlarını karşılamak için bizlere yardımcı olan Ataşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakkal İlgez diye Ataşehir Belediye Başkan Yardımcımız Abdullah Derbe'ye, Deniz Kutlu Başkanımıza, Ali Can Müdürümüze, Ataşehir emekçilerine işte gördüğünüz gibi canla başla çalışıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başkanım ben şurada, evet lütfen buyurun, tamamlayın. Birlikte bu yaramızı saracağız. Birlikte birlikte kuvvet doğar. Ülke insanımız bu konularda çok duyarlı. Yani memleket ayrımı, insan ayrımı, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın biz ülke insanımızın, memleketimizin, milletimizin her zaman yanındayız. Bu anlamda sivil toplum örgütleri ne kadar önemli olduğu bir kez daha böyle afetlerde ön plana çıkıyor. Ben her zaman şunu beyan ediyorum. Anadolu yakasında SİAD gerçekten çok önemli bir kurum. SİAD'ımıza sahip çıkalım, yöneticilerimize sahip çıkalım. Kurumlarımız olursa yardımlaşma olur, dayanışma olur. Dayanışmanın örneği olur. Bu anlamda tekrar ben SİAD'ımıza, büyük ailemize çok ama çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanım ben de vitrin haber olarak şunu söylemek istiyorum. Eksik ve yanlışım olursa lütfen düzeltin. Buyurun. Ataşehir'de Sinoplar oldukça önemli. Tabii Sinoplular ki. Azımsanamayacak kadar yoğun. Tabii. Azımsanamayacak kadar da güçlü. Tabii İşte ki. Bunun bir örneği olarak bugün Sinop'ta yaşadığımız sel felaketi ve sizin aynı zamanda Ataşehir Belediye Başkanımızın da bildiğim kadarıyla danışmanlığını evet. yapıyorsunuz. Evet. Evet. Bu anlamda da bir CHP belediyesi, AK Parti belediyesi fark etmiyor. Fark burada bu, işte bu burada olmadı. Burada siyaset olmadan oldu. Dernekçiliğin ve işte Sinopların gücüyle beraber SİAD ve Ataşehir Belediyesi omuz omuza verdi. Evet. Çok güzel bir iyilik hareketi gerçekleştirdi ve şu an yardımlarını yola çıkaracak. Şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle ben bir kez daha Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezli'ye çok teşekkür ediyorum. Siyaset de bizim önümüzü açtı. Sinoplu'ya değer verdi. İşte gördüğünüz gibi biraz önce Arif Kuşçu Başkanımız, meclis üyemiz. Ben Ataşehir Belediye Başkanımızın danışmanlığını yapıyorum. Bu anlamda Sayın Belediye Başkanımız Ataşehir'de Sinoplu'ya değer veriyor. Bizler de bu anlamda mutlaka bu tarz belediyelerin kurumlarının içinde yer almalıyız. Sinop'ta her zaman güçlü olmalı, güçlenmeli. Tabii ki Sinop'ta hemşerilerimiz de her zaman bizim gibi değerlerin arkasında durmalı. Bizim gibi değerler kolay yetişmiyor. Kolay kazanılmıyor. Kesinlikle. Bizleri kaybetmesinler, bizlere destek versinler. Bizler her zaman gece gündüz Sinop'la hemşerilerimizin iyi günde kötü günde yanındayız. Değerli izleyicilerimiz vitrin haberi olarak ben şu an bu canlı yayını yaparken de şunu söylemek istiyorum. Ayancık, Erfelek, Türkeli hiçbir bölge kendini evet. yalnız hissetmesin. Sinoplular burada, Sinoplular İstanbul'da yek vücut. Avrupa yakasında Sindef, Anadolu yakasında SİAD. SİAD'la beraber birbirinden farklı ve güzel organizasyonlar, işte iyilik hareketi, işte iyilik çabası Ataşehir Belediye'mizin öncülüğünde Ataşehir Belediye Başkanımız Sayın Battal İlgezli'ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz. SİAD'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sabah erken saatlerden beri hazırlanan yüzlerce koliler kamyonlara yükleniyor ve bugün
öğlen saatlerinde Sinop'a yola çıkacak. Bizler de Vitrin Haber olarak Ataşehir Akom'dan canlı yayında sizlere bu güzel görüntüleri aktarıyoruz. Ve SİAD'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz bu güzel iyilik hareketi için. Ataşehir Belediyesi'ne, Battal İl Gezdi Başkanımıza ve Battal İl Gezdi Başkanımızın nezdinde tüm emek veren birim amirlerimize, müdürlerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. SİAD'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten Sinoplu şunu unutmasın, burada yalnız değiliz. Devam. İstanbul'da çok ciddi Sinoplular var ve bu haberi aldığı ilk andan itibaren iyilik akımını, iyilik hareketini başlattı ve burada birbirinden farklı etkinlikler yaptı ve şimdi yanımızda SİAD Batı Ataşehir Şube Başkanı Racibal Başkanımız var. Kendisi burada. Başkanım, şu an Vitrin Haber'de canlı yayındayız. Sizden önce birbirinden kıymetli değerli başkanlarımızla canlı yayın yaptık. SİAD Genel Başkanımız Adnan Çeliker Başkanımızla da konuştuk. Sizin ve duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi gün haberi alır almaz. Evet. Ne yapabiliriz Ayancık'la afet bölgeleriyle irtibata geçtik. İlk önce temel gıda olarak kuru gıda ve su yardımı, çünkü orada altyapı, şebekeler hepsi patladı. Bunları buradan takviye etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Ataşehir Belediyesi orada iş makinalarını temizlemesi için, orayı temizlemesi için iş makinalarını yola çıkarıyor. Ve bunlarla birlikte biz de temel gıda olarak su, kuru gıda gönderiyoruz. İnanın kalbimiz Sinop'ta, Ayancık'ta, Türkiye'nin de yaraları sarmak için burada. Dün gece derneğimizde su, kuru gıda topladık. Bunları da bugün buraya Akom'a getirdik. Ataşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Sayın Belediye Başkanımız Battal İlgezdi sağ olsun, az önce çektiniz. Evet. Araçlar şu anda evet. Yola çıktı. Ayancık'ın yaralarını sarmaya gidiyor. Ayancıklı ve Sinoplu hemşehrilerimiz hiç merak etmesinler. Mutlaka yaralarını saracağız. Bugün bunları çıkartabiliyoruz. Orada belediye ve kaymakamlar gerekli ihtiyaçları tespit ettikleri takdirde daha sonra diğer ihtiyaç olan malzemeleri tabii ilk etapta şekilde, bunlar acil ihtiyaç. Evet, acil olarak bunları gönderiyoruz. Sonrasında acil gerekli olan gerekli malzemeleri de Ayancığımıza, Türkiye'limize hiç fark etmez ilçe, il hepsini temin etmeye çalışacağız inşallah. İstanbul'da yaşayan, Ataşehir'de yaşayan bütün hemşerilerimize, bütün dostlarımıza teşekkür ederiz. Hakikaten çığ gibi yardımlar büyüdü. Dün akşam, dün gece derneğimizde üyelerimiz, yöneticilerimiz uyumadı. Çok sağ olsunlar. Sabaha kadar derneğimiz açıktı. Başkanım, akşam 5'te SİAD yardım kampanyasını açıkladı, başlattı. Yani akşam 5'ten şu an sabah saat 12 suları 5 tane kamyon doldurdu. Evet. Bu büyük bir başarı aslında. Hatta gördüğünüz gibi şu anda evet. Burada daha gönderemediğimiz var. Dışarıdan şu anda kamyon 12 palet 5 litrelik su hazır bekliyor. Şu anda bunlar burada hazır ve Sultanbeyli'nden şu anda gene su geliyor. Evet, Allah razı olsun. Su geliyor. Hemşerilerimizden Allah razı olsun. SİAD Genel Başkanımız da sağ olsun. Dün gece sabaha kadar SİAD'ın hiçbir ferdi uyumadı. Bu işler kolaylıkla olmuyor. Ama biz ne de yapsak Ayancık'ın yarası, Türkiye'nin yarası, kanayan yara, bu yaraları merak etmesin hemşerilerimiz. El birliğiyle bu yaraları saracağız inşallah. Çok geçmiş teşekkür olsun ederim başkanım, sizlere de. Ve şimdi yanımızda SİAD Genel Merkez Yöneticimiz ve iş adamı Murat Öztürk. Evet, Sosyal İşler Başkanımız Murat Öztürk başkanımız var. Başkanım, SİAD yardım kampanyasını dün akşam 4-5 sularında açıkladı ve şu an saatimiz ortalama 1.30 ve 5 tane kamyon Sinop'a, Ayancık'a, Erfel'e, Türkiye'ne gitmek için hazır. Sosyal İşler Başkanı olarak sizin de duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle alın yazısını alın teriyle değiştirmek gibi bir önceliği olan milletimizin bu sel felaketinden dolayı herkese geçmiş olsun. Can kayıplarımız var. Allah rahmet eylesin. Büyük maddi hasarımız var. Özellikle kamu tarafında sıkıntımız çok. Hemşehrilerimizle dayanışma içindeyiz. SİAD olarak şu an hayırda yarışıyoruz. Bütün ekip olarak müthiş bir gayret ve çabamız var. Katkı veren STK'lara, başkanlarımıza, üyelerimize, belediyelerimize, kısaca emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Gün iyilikle hayırlı yarışma günü. Omuz veren herkese çok teşekkürler.
hassasiyetiniz için tekrar teşekkür eder, başarılar dilerim. Bütün milletimize tekrar geçmiş olsun. Değerli başkanım, Vitrin Haber olarak biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Halime Şahin, Sinop'un tanınan ismi, Sinop'un ablası, mantıcısı, internet fenomeni, aktivisti ve bugün iyilik hareketi, SİAD burada, Ataşehir Belediyesi burada. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bugün gerçekten çok duygulandık. Bitir olarak yola çıktık. Maşallah 3-5 derken 5'ten fazla gerçekten yardım toplandı. Emeği geçen herkese gerçekten teşekkür ediyoruz. İlk önce tabii ki SİAD Genel Merkezi olarak ve şubeleri olarak gurur duyduk. Dün geceden beri inanın hiç uyumadılar. Çok yoruldular ama değdi. Rica ediyoruz sevgili takipçilerimizden, IBAN'ları paylaşıyoruz. Lütfen siz de IBAN'larınızı paylaşın. Az çok demeyin. 50 lira, 100 lira gönlünüzden ne koparsa, inanın bu yardımlar çığ gibi büyüyor. İnanın tam yerine ulaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Allah'a emanet olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Vitrin Haber olarak buradan canlı yayında sizlere canlı görüntüler aktardık. Yine canlı yayınlarımız burada devam edecek. Bir kez daha SİAD'a teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan SİAD sayfalarını takip... Sosyal medyadan Sinop sayfalarını takip ederek sizler de desteklerinizi ve yardımlarınızı yapabilirsiniz. Bizler de SİAD'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yine canlı yayınlarla beraber olacağız. Geçmiş olsun Sinop diyoruz.